Her zaman söylüyorum, Vakit Gazetesi delikanlı gazetedir. Samimidir. Yani bir şey evet. olmadı. Ona hakkı hiç cesurca, samimi olarak kanun hukuka uygun uslupla savunur. Milli Gazete de öyledir. Bunlar çok candan tertemiz gazeteler. Ehl-i Sünnet'e uygun gazetelerdir. Cübbeli her ikisinin Ehl-i Sünnet'e uygun olmadığını söylüyor. Çok hata yapıyor. Müslümanlar arasında böyle ayrımcılık yapması çok yanlış. Çünkü bunlar çile ehli insanlar. Bu uğurda çok eziyet görmüş insanlar. Milli Gazete de olsun, Vakit Gazetesi mensupları da olsun. Zor şartlarda bu gazeteleri çıkarıyorlar. Bütün güçleriyle gayret ediyor. Böyle büyük hizmet vermiş insanları bir kalemde silen bir uslup Müslümana hiç yakışmaz. Üstelik doğru da söylemiyor. Ehl-i Sünnet'e titizliğiyle bilinen gazetelerdir bu gazeteler. Mesela Bediüzzaman'ı da Ehl-i Sünnet'e titiz olmamakla itham ediyor. Evet. Ki Bediüzzaman gidip Malta'larda orada burada gezmiş değil. Değil mi? Evet. Hapishanelerde 30 yıl hapis yattı. Evet. Çile çekti, acılar çekti. Cübbeli orada değil mi? Evet. Orada burada gezinirken, eğlenirken, turistik geziler yaparken, evet. ondan sonra değil mi? Keyfine, zevkine bakarken, havuzda yüzerken, evet. Bediüzzaman hücrelerde, daracık hücrelerde, soğukta, eksi sıfır, sıfırın altında bilmem kaç derecede, sobasız, evet. hapis hücrelerinde çile çekti. Ve milyonlarca talebe yetiştirdi. Ve milyonlarca insan da imanını kurtardı. Maşallah. Böyle kendince kurnazlık yaparak çok kötü bir uslupla Bediüzzaman'a karşı konuşması yakışık almadı. Yani bu hatasını da düzeltmesi lazım. 30 cihette diyor Said Nursi'nin Ehl-i Sünnet'e uymadığına dair bir kişinin sözü var diyor ama incelemek lazım ben bilmiyorum diyor. Ne kadar samimiyetsiz bir söz bu. Evet. Sen Bediüzzaman'ın tırnağının kenarı olamazsın. Ya Bediüzzaman kim, sen kim? Oturuyorsun sen onu Ehl-i Sünnet konusunda eleştirmeye kalkıyorsun. Onun hizmetine bak, sen kendi hizmetine bak. Onun dürüstlüğüne, samimiyetine bak, senin yalanlarına bak. Evet. Değil mi? O Bediüzzaman'ın adını ağzına almadan önce o değil mi? Bir şöyle bir elini yüzünü yıkaması lazım. Bir aklını başına alması lazım. Ondan sonra Bediüzzaman'ın adını ağzına alması gerekiyor. Böyle değerli bir insana gösterdiği tepkinin nedeni Bediüzzaman'ın Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini söylemesidir. Oradan çok rahatsızlandı. Şeyh Nazım Kıbrıslı Hazretlerine de tavır almasının nedeni de yine o da vardır. Evet. Çünkü gidip elini öpüyordu, iki büklüm oluyordu. Aslın kutbusun sen diyordu. Bir anda tavrı değişti. Niye? Çünkü o da bu yüzyılda Mehdi gelecek diyor. Mesela Elmalı Hamdi Yazır Atatürk'ün tavsiyesiyle bu tefsiri hazırlanmıştır. En değerli alimlerdendir. O da bu dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor. Evet. Değil mi? Evet. O 5600 yıl geçmesini de kabul ediyor. Evet. Dolayısıyla Hicri 1400 ile 1500 arasında dünyadaki Müslümanların icabet ömrünün biteceğini belirtiyor. Evet, inşallah. İnşallah. O kadar çok ki. Evet. Yani bu görüşte olan Ehl-i Sünnet alim olmayan yok gibi. Evet. Yani hemen hemen tamamı savunuyor. Tamamı kamu tabii. Evet, inşallah. Çünkü nasıl savunmasında Suyuti söylüyor. Evet. 8 tane hadis vermiş. Ve sahih. Güvenilir hadisler. İmam-ı Hanbel tasdik ediyor. İmam-ı Hanbel gibi büyük bir mezhep imamı. Tasdik ediyor. Ve o naklediyor. Hem hadis imamı hem mutlak müçtehit hem mutlak müceddittir. Evet. Böyle bir insana biz güveniriz. Dolayısıyla Cübbeli'ye güvenemeyiz. Zaten orijinalini getirdiniz Arapçasını. Evet o gün. Gösterdiniz evet. Tabii o hani 70 bin sadıklı konusu değil mi? Evet hocam. O yok diyordu. Öyle bir şey yok diyordu. Bana ne derseniz değil mi diyor bir şey diyor. Ona benzer. biz de bak kütüphaneden gidin getirin dedim. Kütüphaneden fotokopisini çektirdim. Arapçasının altına çizdirdim. Aldım getirdim gösterdim. Maşallah. Tabii her yalanını bitiriyoruz Allah'a çok şükür. Evet. İnşallah. İnşallah hocam.